Merhaba arkadaşlar. Ülkemizin zor bir süreçten geçtiği bu dönemde sizlerin eğitim öğretimden uzak kalmamanız adına dil kolejleri olarak uzaktan eğitim adına size yardımcı olmak için konularınızı daha iyi pekiştirmeniz adına bu videoları hazırlıyoruz. Bugünkü konumuz çemberde uzunluk. Çemberin tanımıyla başlayalım isterseniz. Çember nedir derseniz, düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların kümesine ya da diğer adıyla geometrik yerine çember denir. Sabit noktadan kastettiği çemberin merkezidir. Eşit uzaklıktaki noktalar da çember yayı üzerindeki noktalardır. Çember yayının üzerinde hangi noktayı alırsanız alın, merkeze olan uzaklıkları yarıçap olup o noktalar o kadar sıklaşıyorlar ki adına çember dediğimiz geometrik şekli oluşturuyorlar. O noktası çemberin merkezi, AB çemberin çapı, A oysa çemberin yarı çapıdır. Yarı çapıda küçük değerlerini ne yapıyoruz? Gösteriyoruz. Şimdi çemberde uzunluk konusunda olmaz olmazlarımız var. Basit detaylar, herhangi bir formülümüz yok. Teğet doğrusu dediğimiz bir kavramımız var. Teğet nedir? Çemberde bir tane ortak noktası olan doğruya teğet doğrusu denir. Şekilde gördüğünüz D doğrusu çember ile A noktasında ortak bir nokta paylaşmakta. Dolayısıyla çemberin bir noktada değip giden bu doğruya da ne diyoruz biz? Teğet doğrusu adını veriyoruz. Çemberde en çok kullanacağımız çizimlerden biri yarıçapımız DV noktasında teğet doğrusuna diktir. Teğeti gördüğünüz zaman yarıçapın teğete dik olduğunu sorularda öncelikli olarak düşünmeniz gerekiyor. Kiriş dediğimiz bir kavramımız var. Kiriş nedir? Bir tane kiriş bir doğru parçasıdır. Uç noktaları çember yayının üzerinde olup kendisi çemberin içine kalan doğru parçalarını ne denir? Kiriş denir. Çemberdeki en büyük kiriş ise çaptır. Hiçbir kiriş çaptan daha büyük ne yapamaz? Olamaz. Hatta tıpkı coğrafyadaki paraleller gibi düşünelim bunu. Çapı dünyamızın ekvator çizgisi gibi değerlendirelim. Kutuplara doğru gittikçe paraleller küçülür. Ekvatora doğru yaklaşırsa ne yapar? Paraleller büyür. En büyük olduğu yer ise ekvator çizgisi. Yani biz burada ekvator çizgisini neye benzetiyoruz? Çapa benzetiyoruz. Merkeze doğru yaklaştıkça kirişler büyür. Merkezden uzaklaştıkça, tabiri caizse kutuplara doğru gittikçe de kirişler ne yapar? Küçülür. En büyük kiriş çaptır. Bir başka temel kavramımız kesen doğrusu. Teğet bir doğrudur. Kiriş bir doğru parçasıdır. Kesen de bir doğrudur. Bir çember ile iki ortak noktası bulunan doğruya kesen doğrusu denir. Başka bir ifadeyle çembere bir giriş bir de çıkış noktası olan doğrulardır. Evet, çemberde teğet ve giriş özelliklerine gelince bir, az önce bahsettik. Teğet doğrusu gördüğünüzde yarıçap, TT her zaman nedir? Diktir. Mutlaka yapmanız gereken bir çizim. Yarıçap, DM noktasında TT diktir. Bir çemberi dışındaki bir noktadan P noktasını bahsediyoruz. İki farklı teğet çizilmişse o teğet parçalarının uzunlukları her zaman nedir birbirine? Eşittir. Yine burada başka bir detayda şöyle belirtelim. O noktası çemberin merkezi. Çemberin merkezini ortak teğetlerin kesişme noktasını birleştirdiğinizde daima ve daima nedir bu? Açıortak doğrusudur. Basit ama önemli bir kavram. Teğet parçalarının uzunlukları birbirine eşittir. Yine sıklıkça kullanacağımız başka bir basit kavramımız. Çemberin merkezinden ama sadece merkezinden kirişe indirilen dikme kirişi ikiye böldüğü gibi çap boyunca tamamlarsanız şayet hem kirişi hem de kirişin ayırdığı yayları ne yapar? Ortada. Merkezden indirilen dikme AB kirişini keşif parçaya böldü. X birim. Çap boyunca tamamladığında da buradaki küçük AB yayını E noktasında alfaya alfa, büyük AB yayını da T noktasında beta'ya beta ne yapar? Ortalar. Evet, gördüğünüz gibi herhangi bir formülden bahsetmedik ama sorularda kullanacağınız temel detaylarımız. Bir başka önemli durumlardan bir tanesi merkeze, çemberin merkezine eşit uzaklıktaki kirişlerin uzunlukları birbirine eşittir.
OK AB'nin merkezi olan uzaklığı, OL de CD kirişinin merkezi olan uzaklığı olur. Eğer bu kirişlerin merkezi olan uzaklıkları eşitse, kirişlerin kendi uzunlukları olan AB ile CD de birbirine eşit olur. İndirilen dikmelerden dolayı da yarı parçalarda gördüğünüz üzere nedir birbirine? Her türlü eşittir. Peki iki kiriş eşitse, eğer iki kiriş birbirine eşitse, o kirişlerin ayırdığı çember yaylarının ölçüleri de nedir deriz birbirine? Eşittir deriz. Evet, daha önce belirtmiştik. En büyük kiriş çaptır. Kirişlerin uzunlukları merkezden uzaklaştıkça ne yapar? Küçülür. Merkeze yaklaştıkça büyür. Ama maksimum hali çap kadardır. Hiçbir kiriş çaptan daha büyük olamaz. En fazla çapa ne olur? Eşit olur. Çemberin içinde herhangi bir noktadan geçen kirişler içerisinde en uzun olanı çap, en kısa olanıysa çapa dik olabilir. Çemberin içindeki herhangi bir noktadan geçen kirişler arasında en uzun olanı çaptır, en kısa olanı da çapa dik olandır. Diklik minimum mesafe belirttiği için çapa dik olan kirişe ne diyoruz? En kısa kiriştir adını veriyoruz. Az önce belirttiğimiz bir detay. Dışarıdaki bir noktadan çizilen iki farklı teğet parçası eşittir demiştik. Çemberin merkezini teğetlerin kesiştiği noktaya birleştirirseniz neydi bu? Açıortaydı. Neden açıortaydı diyeceksiniz. Az önce anlattığımız bir detay. Yarı çap teğet dedik. Peki AOP üçgeniyle OBP üçgenlerine baktığınızda birer dikkenarları aynı, hipotenüsleri de aynı olup eş üçgenler midir? Aynı kenarları gören açılar nedir o halde birbirine? Eşittir. Şimdi bir iki örnek yapalım. Anlattığımız yerlerde herhangi bir formülden bahsetmedik. Çember uzunluk sorularını değerlendirirken lütfen çember açı bilgilerinizde hep göz önünde bulundurun. Yarı çap önemli bir detaydır. Yapacağınız çizimlerle yarı çaplardan oluşan ikizkenar üçgenleri değerlendirebilirsiniz. Çemberde açının en önemli detayı olan çapı gören çevre açı 90 derece olaylı burada sürekli ön planda düşünmemiz gerekiyor. Şekilde verilen AB çaplı yarım çemberlerde iç uzunluklarını bulunuz demiş. Bir kere madem AB çap merkezi belirttik. Çapın uzunluğu ne vermiş? 10. Yarı çapımız nedir bu durumda? 5. AC, CD ve DB uzunlukları eşit olup eşit kirişler eşit yerler belirtmiyorlar mı? 180 derecelik yarım yer 3 eşit parça olduğuna göre her birisi kaçar derecedir? 60'ar derecedir. Peki bu 60 dereceden dolayı çevre açı gördüğü en yarısından nedir deriz? 30 derecedir. Çapı gören çevre açı kaç derece? 90 derece. 90 ve 30 varken buradaki açımızda kaç derece? 60. Şunu diyebilirsiniz hocam, ben çapı gören çevre açı orada yakalayamadım. 120 derecelik çevre açıdan dolayı bu yere yine 60 derece dersiniz, çevre açıdır. Yine 30 ve 60'dan 90'ı görüp elde ettiğiniz 30-60-90 üçgeninde 90'ı gören kenar 10, 30'u gören BD uzunluğu 5, 60'ı gören X uzunluğu da ne dediniz arkadaşlar? 5 kök 3. AB çaplı bir çemberimiz var. X uzunluğunu istiyor. Çemberin çapı 10, yarı çapımız 5. Biraz önce özellikle belirttim. Yarı çaplardan gelen ikizkenar üçgenler ihmal etmeyelim diye. O merkezini C'ye birleştirirseniz yarı çaptır 5. O merkezini D'ye birleştirirseniz yarı çaptır 5. 3 tane ikizkenar üçgenimiz görebiliyor muyuz? Taban açısı 70'ten. ACO'nun diğer taban açısı 70 derece. Tep açısı 40 derecedir. ODB üçgeninde de yine ikizkenarın taban açısı 65 derece. Tep açısına kalan 50. Doğrusallıktan dolayı 40 dereceden kaç derecemiz kaldı açı? 90. OCD üçgeni ikiz kenar dik üçgen olup 45-45-90 üçgeninden x'in değeri nedir bu durumda? 5 kök 2'dir. Diğer sorumuz AB çaplı çemberde O merkez.
O, C, D, E bir kare. Kare bir kenar uzunluğu bizden ne yapıyor? İstiyor. Çember uzunluğu sorularında kare ve dikdörtgeni gördüğünüzde kare ve dikdörtgenin ana bütün özelliklerini, yani bir, köşelerinin 90'lar derece olduklarını, iki, bütün kenarlarının eşit olduklarını hiç üşenmeksizin şekil üzerine belirteceğiz. Burada size vereceğim en önemli ipucu, ki bütün çember uzunluk boyunca aklınızda olmalı. Çember uzunluk sorularında dikdörtgen ya da kareyi gördüğünüzde tıpkı buradaki gibi bir köşesi çemberin merkezi, diğer köşesi de çemberin yayının üzerindeyse köşegenin yarıçap olduğunu unutmayacaksınız. A, o da yarıçap bizim için. Peki karenin köşegeni aynı zamanda açıortay olur. Karenin yarım dik üçgenleri, ikizkenar dik üçgen olur. Yarıçapın x kök 2 olduğunu görebiliyor muyuz? O zaman AO ya da x kök 2 yazın. AOE üçgenine baktığınızda Pisagor bağıntısı, hipotenüs olan 3 kök 3'ün karesi, dik kenarlar olan x kök 2'nin karesiyle x'in kareleri toplamı eşittir. 27 eşittir. 2x kare, x kare daha 3x kare olur. 3'e bölerseniz her iki tarafı, x karenin değeri 9, x'in değeri de ne geldi bundan? 3'tür. Gördüğünüz gibi hiçbir formül anlatmadık çember uzunlukla ilgili, ama yapmam gereken çizimler var. Bunları kullanarak yarıçaplardan oluşan ikizkenar üçgenler gibi detaylarla sorularımıza baktık. Şimdi biraz daha değiştirelim soru tiplerimizi. Şekilde O merkezli bir çeyrek çemberimiz var. AC'nin OB'ye, yani yarıçapa dik olduğunu belirtmiş. O zaman OD yarıçapına paraleldir. 90'a 90. Yarıçapımız 10. Bize demiş ki AC uzunluğu, X uzunluğu nedir? OC'yi çizerseniz yarıçapı çizmiş olmuyor muyuz? 10. Peki aradaki ACO üçgeni dik üçgen olup tanıdık. Gel birbirimize biraz. 3, 4, 5 üçgeninden 5'in 2 katı 10, 3'ün 2 katı 6, 4'ün 2 katı 8 doğru cevaptırdır. Yani denizli. Bir başka sorumuz. O merkezli çemberde AB ile OC birbirine dik. CH 3 birim, AB'nin tamamı 16 birim ve diyor ki çemberin yarı çapındadır. Az önce anlattık. Merkezden kenişe indirilen dikmeler kenişi ne yapar? Ortalar. OC'nin tamamı yarı çap değil mi? Biz yarı çapa R dediğimizde, ki bizden istenen bu durumda R'dir. OC'nin tamamı R. CH uzunluğu 3 birim. OH uzunluğuna kaldı mı R'si 3 birim? AO'yu çizdiğimizde yarı çapı çizmiş olmuyor muyuz? AOH üçgeni hipotenüsü R, dik kenarı Rx3, diğer dik kenarı 8 olur, üçgen olup. Hocam özel üçgen var mı? Bakalım. 8'i görünce dik kenarda 2 tane özel üçgen aklımıza geliyor. 6, 8, 10. Olmazsa 8, 15 olmuyor. R'ye 10 verdiğiniz zaman burası 7. 18, 7 dedi. Bir dik üçgenimiz yok. 17'yi verirseniz 17, 14, 8. Yine bir dik üçgenimiz yok. O zaman klasik Pisagor'umuzu yazmak durumundayız. Hipotenüs olan R'nin karesi eşittir. Dik kenarları olan Rx3'ün karesi artı 8'in karesi. Parantez kare açarsanız R kare eksi 6R artı 9 artı R'imiz var 64. R kareler birbirini ne yaptı? Götürdü eşitliği iki tarafında. Eksi 6R'yi bu tarafa atarsanız 6R 73 olur. Her iki tarafı 6'ya bölerseniz R'nin değeri 73 bölü 6. Burada da herhangi bir sadeleşme söz konusu değil. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Farkında mıyız gençler? Hala herhangi bir formül kullanmıyoruz. Daha önceki anlattığımız geçmiş yıllardan olan temel bilgilerimiz, üçgen bilgilerimiz, özellikle dik üçgen, özel üçgenleri değerlendiriyoruz. Ve yarıçapta hiçbir şekilde ihmal etmiyorsunuz. Bir diğer sorumuz, O merkezli çeyrek çemberde CD
AO'ya yani yarıçapa dik, 4 kök 5 olan CD uzunluğumuz, 4 birim olan AD uzunluğumuz mevcut. OB'yi yani yarıçapı bize ne yapıyor soruyor. Hocam AO'nun tamamı da yarıçap olup OD'ye kadar RX4 müdür? Peki biz OC'yi çizersek yarıçap değil mi? AOCD üçgenine bakarsanız RX4 dik kenar, 4 kök 5 dik kenar, RD hipotenüs. Klasik hesabı yazalım diyebilirsiniz. Ama gelin biraz biz burada sayılara baktığımızda hani özel bir şey görebilir miyiz diye düşündüğümüzde. Hayır hocam görebilir. O zaman yapalım işlerimizi. R kare eşittir. Parantez açarsanız R kare eksi 8 R artı 16. 4 kök 5'in karesi 80 olur. Yine R kareden birbirini götürdü. Eksi 8 R'yi diğer tarafa atarsanız artı 8 R 96. Her iki tarafı 8'e bölerseniz 96 bölü 8'den R'nin değeri ne geldi sevgili arkadaşlar? 12. Evet yine ilk etapta karmaşık gibi gözüken ama yine eski temel bilgilerimizi kullanarak değerlendireceğimiz bir başka sorumuz. A merkezli çeyrek çemberde EF, AB yani yarıçapa dik, AF ile FG birbirine eşit 8'e 8 ve EG'de 7 verdiğine göre diyor ki çemberin yarıçapı nedir? Şimdi ilk başta dikkatinizi çeken 8'e 8'in olduğu AGF üçgeni. Hocam burası 45-45-90 üçgeni. Doğru. 45-45-90 üçgeni. Yazdık. 45-45-90. AG dediğimiz yer oldu mu seçtik? GD'yi bulmadan yarıçapı bulamıyoruz. AD'nin tamamı yarıçapı. Biz A ile E birleştirse yarıçap değil mi zaten? A, E, F dik üçgenine baktığınızda dik kenar EF 15, dik kenar AF 8, 8, 15, 17 olur. Yarıçapımız nedir? 17'dir. Mesela bu soru şöyle bir türetebilirdi aslında. GD uzunluğu nedir diyebilirdi. 8 kök 2 zaten bulmuştuk. Yarıçapı 17 olarak bulduktan sonra tamamı 17'dir deyip GD mi soruyor bize? X artı 8 kök 2 17'den sonradan GD X dediğimizde 17 eksi 8 kök 2 diye farklı bir soruda türetebilirdik. Evet başka bir sorumuz. O merkezli çemberde OKCD'ye dik, OHAB'ye dik. AB'nin tamamı 2x artı 4, CD'nin tamamı 3x. OH'ın OK'ya eşit olduğunu ve 8'er birim olduğunu belirtmiş. Buna göre bir çemberin yarıçapı nedir? Hocam ya OH ile OK bize eşit verdiğine göre o zaman CD'nin uzunluğu AB'nin uzunluğuna ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Evet bu dikler aynı zamanda kirişleri ortaladı. Merkeze olan uzaklıkları eşit olduğu için kirişlerin uzunluklarını eşit dediğimizde yarı parçalarda nedir birbirine? Eşittir. Bir kere AB'nin uzunluğu olan 2x artı 4, CD'nin uzunluğu olan 3x'e eşit olun. X ne geldi gençler? 4. O zaman CD kirişin uzunluğu 12, AB kirişin uzunluğu yine 12. Yarı parçalarımız 6'ya 6 değil mi? Yarı çapı istiyorsa o merkezine A, B, C, D noktalarının herhangi birini birleştirdiğimizde 6, 8, 10 olarak yarı çapı bulursunuz. Doğru cevabımız C yazıcı. Başta örneğimiz. Şekildeki çemberde TA ve TF çembere değildir. ATB açısı 60 derece. AT uzunluğu x artı 5 birim, TB uzunluğu 2x eksi 2 birim olduğuna göre çemberin yarıçapı nedir? Bir kere her şeyden önce T parçalarının uzunlukları 2x eksi 2, x artı 5'e ne sevgili arkadaşlar? Eşittir. Burada bilinenler ve bilmeyenler bir tarafı topladığınız zaman x'in değeri ne geldi? 7. O zaman AT 12'dir. TB uzunluğu da ne dediğine
12'dir. İstenen çemberin yarı çapı. Merkez olmadan yarı çaptan bahsetmemiz mümkün değil. Çemberin merkezini işaretlediğimizde sorulan, madem teğet var, yarı çapları dedik, ister buradan, ister buradan çizin. Bunları bizden ne yapıyor? İstiyor. Biraz önce anlattım. İki teğet varken, teğetlerin kesişme noktasını çemberin merkezine birleştirirseniz daima açı ortadadır. Tanıdık dik üçgenlerimiz oluştu. 30, 90 varken 60. 60'ı gören 12. 12'yi kök3'e bölersem 30'u gören kenar olan R yarıçapını ne olarak elde edelim gençler? 4 kök 3. Evet, TET'de başka bir örneğimiz. Hemen hemen bütün kitaplarda görebileceğiz. Çok klasik, çok standart bir örnek. Şekildeki çemberde B, D, C. TET'in devre noktalarıdır. AF 11, AE 8 birim. EB de FC'nin iki katı olduğuna göre. Biz FC'ye X diyelim. Bu durumda EB uzunluğu ne oluyor sevgili gençler? 2X. Sorulan mı? EB uzunluğu. Şu aradaki mesafe. Hocam ona iş vermemiş. Teğet parçaları ne birbirine? Eşittir. Şu anda siz ilk etapta büyük AB ve AC teğet parçalarını görüyorsunuz. Evet. Büyük AC ile AB teğet parçaları nedir birbirine? Eşittir. Yani 8 artı 2x eşittir x artı 10. Ne geldi x'in değeri buradan? 2. AB de 12, AC de 12. Peki o zaman bu uzunluk 4. Buradaki uzunluğumuz ne oldu? 2. Sorulan yer EF. Evet, büyük AB ile AC teğet parçaları eşit ama şimdi bu tarafını kapattığınız zaman EB ile EB teğet parçalarını görüyor muyuz? O zaman EB teğet parçası 4 ise ED teğet parçası da 4. FC ile FD teğet parçaları da nedir yine birbirine? Eşittir. Sorulan yer 4 artı 2'den nedir? 6'dır. Evet sevgili arkadaşlar, çember uzunluğu temel kavramların giriş bölümünde gördüğünüz gibi herhangi bir formül vermeden örnekler yaptık. Dikkat etmemiz gereken ana temel kurallarımızı verdik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.